Nuriye Hanımcığım. Efendim Seda Hanım. Tekrar geçmiş olsun hayatım. Nasıl Kemal Bey'in durumu? Sağ olun canım. İyi şu an bakalım. Ayaklanıyor çok şükür. Çok şükür. Sen çünkü tedirgindin. Ne olacağı belli değil. Ameliyattan ne şekilde çıkacağı belli değil diyordun. İyi. Evet. Sevindik yani güzel haberlere. Şu evet. olanları duyuyor mu Kemal Bey? O izlemiyor Seda Hanım. Ona iz geçmiyoruz. Şu an yatıyor. İstirahat ediyor da. Peki ben sana en son bağlanıp 4.5G'le sorduğumda sen bana dedin ki doğrusu o hakların da hayırlısı bunun böyle olacağı belliydi dedin Nuriye Hanım. Evet aynen Seda Hanım sözlerimin arkasındayım. Evet Murat geldi çünkü kızlar geldi babasının ameliyatına çünkü ne olacağı belli değildi. Yani ameliyat sonuçta bu. Murat da geldi. Orada hala konuşuyor işte oradaki şahıs konuşuyor ki işte annesi orada doldurdu. Ya ben eşim ameliyata girmiş ben onu mu konuşacağım ya hiç konusu bile olmadı Havanur'un yani. Hiç ne konusu oldu ne konuştuk ne sorduk hiçbir şey konuşmadık bile. Yani Nuriye Hanım ben şunu anlıyorum sen şöyle düşünüyorsun. Murat'ın buraya gelmesini ve Kemal Bey'in hastalığını bahane edip olmadık bir zamanda bir ayrılık şeyi çıkarttı. Böyle mi düşünüyorsun? Evet aynen öyle düşünüyorum. Neden başka bir ortada bir şey yok yani. Bahane olsaydı ben dükkanda yattığımda orada ayrılırdım. Konuşuyorsunuz. Boş konuşuyor. Başka bir şey yok neden? Siz çok anca dolu konuşuyorsunuz ya. Çok dolu konuştuğunuzdan işte hiçbir şey yok piyasada. Bak ben hiçbir oraya şey yanına vardırma bak. Ben oraya vardım. Yüzüme konuşacağım bak. Yüzüme konuşuyorum zaten gel. Böyle Karaman'da niye konuşmuyordun ya? Karaman'da da konuşuyordum gel. Ben oraya bak. Ayaklasın bu adam ayağa kaldırayım bak biraz ayaklasın. Senin oraya yanına varacağım ben. Orada böyle yüzüme konuşacağım. Yüzüne de konuşurum gel. Orada seni tüm herkese rezil edeceğim bak da görsen. Bak ben seni nasıl rezil ediyorum bak. Sen beni rezil edemen ki. Benim bilen biliyor zaten. Sen beni hiç rezil edemen o zaman. Beni bilen biliyor ben seni rezil ederim. Beni de bilen biliyor. Oğlum çalış dediysen bir işe katalım dediysen çalışmayacak dedin, oturacak dedin. Çalışmayacak dedin. El bulmayacak dedin. Dedim. Niye çalışmayacak sebep ne? Ben sizin yanınızda kalmak zorunda mıydım? Zaten mecbur da değiliz. Ya çalışamazsa, iş bulmazsa evini bucağına nasıl tutacak, nasıl kuracak? O zaman oraya çıkıp konuşmayacaksın öyle. Olur, susuyorum. Hemen. O zaman konuşacaksın. Yapacak bir şey yok. Ayrılacaksın da ayrılacaksın. Yapacak bir şey yok. Vallahi ayrıl. Güle güle. Kapı orada. Sana da güle güle. Bay Nuriye bay. Nuriye bay Hanım. Bay güle güle. Nuriye Hanımcığım. Efendim Seda Hanım. Muhatabın bile değilsin. Murat'ı bay suçladı. Bay. Annen doldurdu seni. Zaten ayrılmamıza dünden razı olan annen dedi. Öyle? Hayır Seda Hanım. Böyle bir şey yok. Biz Murat'la hiç konuşmadık bile ben Murat'la konuşmadım bile. Sorun kendisine. Annen seninle hiç konuştunuz mu oturdunuz bizi? Sorabilirsiniz Seda Hanım. Annemle doğru düzgün konuşmadık ki. Ben oraya babamın yani. Ameliyatı için gittim. Gittim babamla ilgilendim. Kaldırdım, yatırdım. İşte geldik. Ondan sonra hastaneden çıkardım. Eve getirdim. Ondan sonra ben buraya geri döndüm. Ben Nuriye Hanım'ın oturup da Murat'a bana bak şöyle böyle diye sizin... Tamam o bura geldiği an ben bura Zeynel amcamı istiyorum. Gece Murat otele gitti Seda Hanım yani otelde yattı yani ben kendim kaldım yani hastanede. Ben orada hastanede kalmadım ki, evde bile annemi görmedim doğru düzgün. Ben gittim orada otelde kaldım. Oturup bir konuşmadık bile hiç. Bura attım attığı an amcamı istiyorum ben. Valla amcan da gelebilir, anan da gelebilir. Kim sülale gelsin oraya? Ya senin de feriştan gelsin ya. Senin de feriştan gelsin. Oraya varacağım tek başına elinde. Tek başına varacağım. Sana da gücüm yeter. Benim yüzüme konuşacaksın. Amcan gelsin, Zeynel amcan da gelsin. Kim gelirse gelsin. Zeynel abi geldiği zaman bana karşı bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Çünkü ben de konuşuyorum. Çünkü Karaman'da elimizden tutan o adam. Tuttu, gerekeni yaptı. Annemgil de biliyor. Şimdi Havva Hanım,
Murat sana bir şey sundu. Dedi ki Didim de dayalı dur şöyle ev. Gidemem. Her şey. Bir dakika dedin ki güvenmiyorum. Ne olacağı belli değil dedin. Adam gitti orada gitmiş dışarıda otelde yatmış. Ne yaptığını biliyor musun? Ne yaptığını da biliyorum. Ne yaptın mesela? Ya o bildiklerin boş. Tabii boş. Ya o bildiklerin boş. Boş. Yani o sıradan bir şey. Tabii. Sana göre. Size ya, göre sıradan bir şey o, demek ki. Boş. Ama bize göre değil. O boş. Yani sen onun kafana takmışsın, takmamışsın. Yani onu kafaya takılacak, yani o kadar büyütülecek bir mevzu değil. Nedir o? Ya ne? Telefonda bir platform. Ya o platforma ben takıldım diye mesela yani orası platforma yani oraya giriş yaptım farklı diye onu kafaya takıntı yapıyor. Yani ben o platforma tamam ben giriyorum telefondan girmişim girmemişim. Sen de az değilsin ha sen de az değilsin. Ben inkar etmiyorum ki. Ben niye yalan söyleyeyim de? Girdiysem girdim, girmediysem girmedim. Niye giriyorsun sen? Hani, evli baklı çoluk çocuk. Neden ya. Uzatıyor? Ona... Ben buna nasıl güveneyim? Tamam güvenmiyorsan o zaman uzatma. Uzatma. Tamam git, al tebligatını. Yarın tebligatını alayım. Vereyim tebligatını. Tamam. Sıkıntı yok boşanalım. Işte. Nuriye Hanım. Neden? Şimdi burada Havva Nur haklı çünkü evli ve çocuk sahibi bir erkeğin o tür sitelerde dolaşıp üstelik de para yatırması hoş değil. Yani bunu senin de eleştirmen lazım. Aynen Seda Hanım bak hoş değil ama bizim dediğimizi tutmuyorlar ki Seda Hanım ben çok dedim ama bu Havva Nur hiçbir zaman bizim yanımızda olmadı bak. Gel kız bak kız çok dedik biz ona çok yalvardım ben yazın. Kızım gel bu işe girsin dedim bak işe girsin. Bak beraber birlikte dedim işe katalım çalışsın evinizi şeyinizi. Ama bizim yanımızda olmadı Seda Hanım. Bize hiç yaklaşmadı. Demek ki. Sanki düşman gibi görüyor yani. O demek ki işe girse çalıştığı parayı oraya yatıracak. Şimdi artık benimle karışmak istemiyorum. Ne yaparsa yapsınlar diyorum yani o kadar yani. Ben gideceğim zaten abla. Ben çalışmaya da bunaldım iyice. Ben çalışmaya gideceğim. Ya en azından çalış onlara yatır. Çalış onlara yatır. İşim de hazır orada. Ev buldum yerde dedim de. Elinden canım. Dedim de ev buldum yerde iş de var. Atölye var ya. Mermer atölyesi. Ne niye yapacak bu saatten sonra babam sen? Çalışabilecek niye mi? Niye orada aktın? Çalışamayacak. Ne dedim hava? Sen mi bakacaksın? Sen kim mi? Bakacak ya? Ben bakamam. Sana bak demiyorum ben zaten. Bakamam. Sana bak diyorum. Senin önüne minnet ettireceğimi giderim seni boşarım giderim gene babama boşa. Bak sana minnet ettireceğimi giderim seni bazı boşarım. Bazı kişiler gibi bak, yalvaramam. Seni boşarım. Seni boşarım boşa. Gider babama gene bakarım. Seni boşarım gider babama gene bakarım ben. Sana falan minnet ettirmem ha. Lazımsın. Sana falan minnet ettirmem ben.